Değerli yurttaşlarımız, genç arkadaşlarımız. Öncelikle 6 Şubat'ta ve sonrasında meydana gelen depremler ve devamında yaşanan koordinasyon sorunları nedeniyle hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bölgede yaşanan barınma krizi başta olmak üzere temel insani ihtiyaçların artık bir an önce çözülmesini bekliyor. Aklımızın ve kalbimizin her gün, her saat, her dakika bu bölgede olduğunu buradan tekrar hatırlatıyoruz. Geleceğimizi geri alacağımız 14 Mayıs'ta sayılı günler kala yaşadığımız ve özellikle öğrenci arkadaşlarımıza yaşatılan önemli bir soruna dikkat çekmek için bugün buradan size sesleniyoruz. Deprem sonrasında insanlarımız acil yardım ve kurtarma beklerken propaganda videoları hazırlayanların, sosyal medyayı kısıtlayanların, vatandaşa çadır satanların ilk feda ettiği yine maalesef gençler oldu. Pandemi döneminde yaşanan sorunların tekrarlanması pahasına üniversiteler kapatıldı ve çevrimiçi eğitime geçildi. Yurtlar apar topar boşaltıldı, gençlerin eşyaları apar topar çöp poşetlerine dolduruldu. Gençler anlaşma yaptıkları özel yurtlardan ve kiraladıkları evlerden de ayrılmak zorunda kaldılar. Yeniden masraflar yaparak memleketlerine döndüler. YÖK Başkanı Mart ayında yaptığı açıklamada Nisan ayında bu kararı tekrar gözden geçireceklerini söyledi. Ve bir ay boyunca Erdoğan'ın talimatını bekledi. Ne için? Öğrencilerin seçmen kayıtlarını güncelleyebilecekleri tarihin geçmesi için. YÖK Başkanı'nın üniversitelerin hibrit sisteme geçeceğini açıkladığı tarih 30 Mart. Yüksek Seçim Kurulu'nun adres değişikliği için verdiği son tarih 2 Nisan. Nüfus müdürlükleri adres değişikliği için eğer kişinin üzerinde bir fatura yoksa ikametgahta olan kişinin de hazır bulunmasını bekliyor. Yani bu kadar kısa bir süre içinde bu işlemin tamamlanması çok zorlaştırıldı. YÖK Başkanı vize sınavlarının çevrim içi yapılacağını söylerken final sınavlarının nasıl yapılacağını üniversite senatolarının takdirine bıraktı. Üniversite senatolarının birçoğu ise hala karar almadı ya da aldıkları kararı öğrencilerine duyurmadı. Akademik takvimlerde güncelleme yapılmadı. Sınavların seçim haftasına denk geldiği üniversiteler de var. Yani şu anda öğrenciler 14 Mayıs haftasında nerede olacaklarını bu kötü yönetimden kaynaklı bilmiyorlar. Dönemin en başında söylemiştik. Online eğitim, eğitim değildir. Daha dönemin en başında böyle bir karar almayacaktınız. Madem böyle bir karar aldınız, o zaman dönem ortasında bu kararı değiştirip gençlere iki kez bu masrafı yaptırmayacaktınız. Bunu da yaptırdınız. Oy kullanmak, geleceklerinde söz sahibi olmak isteyen gençlerin seçmen kayıtlarını düzeltmelerine uygun zaman tanıyacaktınız. Oy haklarını gasp etmeyecektiniz. Gençlerin kullanacağı oydan korktuğunuzu, gençlerden çok çekindiğinizi artık bütün Türkiye biliyor. Gençler gelecek planı yapamaz halde demiştik. Ama bugün itibarıyla artık gençler bu kötü yönetim sebebiyle bir gün sonralarını bile planlayamaz haldeler. Korkunç bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Ancak gençliğimizi, yarınımızı, bugünümüzü ve oy hakkımızı bizden çalmaya çalışanlara karşı dimdik burada ve hep birlikteyiz. 14 Mayıs'ta, 14 Mayıs gençler olarak otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğimiz ve bu şekilde dünya tarihine geçeceğimiz bir gün olacak. Bizi bekleyin, başlıyoruz. Şimdi Gençlik Kolları Genel Başkanımız Genç Osman Killik bu süreçte bizim ne yapacağımızdan bahsedecek. Teşekkür ederim. Evet değerli basın mensupları. Bu iktidar gençlerin isteklerini karşılayamadığını görüyor. Daha da önemlisi bunları karşılamak istemiyor. İktidarın en büyük korkuları gençlerin istekleridir. Bu nedenle gençlerin katılımını en düşük düzeyde tutmak için seçim tarihini üniversitelerin açık olduğu bir döneme denk getirdiler. Bugün iktidarın verdiği talimatlar ne kadar haklı olduğumuzu tekrar tekrar gösteriyor. 12 Eylül darbecilerin ürünü olan YÖK, gençleri sandıktan uzak tutmak için
kabul edilemez bir karar aldı. Yüz yüze eğitimin üniversitelerde başlayacağı tarihi 3 Nisan olarak duyurdular. Bu kararda final tarihleriyle ilgili hiçbir duyuru yapmadılar, bilgilendirme yapmadılar ve konuyu muallakta bıraktılar. Şu an hiçbir öğrencinin ya da üniversitenin bu konuya dair bir fikri yok. Bu konunun ne zaman netleşeceği ile ilgili de bir fikirleri yok. Bu kararın amacı öğrencileri aydınlatmak değil, daha da bilinmezliğe sürüklemektir. Üniversitelerin kapatılma kararı alınmadan önceki final tarihlerinin olduğu bu listeye göre Türkiye'deki üniversitelerin yaklaşık %90'ında sınav tarihleriyle seçim tarihi ya çakışıyor ya da hemen öncesine veya sonrasına denk geliyor. Sayın basın mensupları, YÖK'ün bu konuyu muallakta bırakmasının sebebi final sınavlarının üniversitelerin final sınavlarıyla seçim tarihinin birbirine denk gelmesi ve öğrencilerin bu seçimlerde oy kullanmasının engellenmesidir. Hedefleri belirsizlikte kalan öğrencilerin seçmen kaydını almasını engellemek olduğunu Sayın Genel Başkanımız söyledi. Siyasal iktidar ne yazık ki YÖK'ü bir seçim aygıtı gibi kullanıyor. Bu vesileyle genç seçmenleri zora düşürmeye çalışıyor. Bu yönetim tarzını açık ve net bir şekilde reddediyoruz. Üniversiteler siyasal iktidarın gençleri kontrol altında tutabilmek için kullanabileceği bir sopa değildir. Yaratılmak istenen bu olsa da buna ne gençlik ne de üniversitenin kendisi tarih boyunca izin vermemiştir ve vermeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de buna izin vermeyeceğiz ve üniversiteli genç kardeşlerimizin bu süreçte daima yanında olacağız. YÖK, final sınavlarının nasıl yapılacağına dair açıklamayı derhal yapmalıdır. Değerli akademisyenler, hocalarımız, rektörlerimiz, siz Türkiye'nin geleceğinin mimarlarısınız. Bilimin ve özgür düşüncenin temsilcisi olarak siyasetin dışında değil fakat üstündesiniz. Gençlere üniversitenin taşıdığı değerleri gösterme vaktidir. Gençlerin seçimlere katılarak söz söyleme hakkını kullanması için, dışarıda kalmaları engellemek için sizleri demokratik tavır ve final sınavlarında Haziran sonunda erteleme kararı almaya davet ediyoruz. Tekrar ediyorum, lütfen bu kararı tekrar gözden geçirin ve final sınavlarını seçimlerden bağımsız şekilde Haziran ayının sonuna erteleyin. Sizler bir siyasi partinin temsilcisi değilsiniz. Sizler akademisyensiniz, bilim insanısınız. Gün öğrencilerinize üniversitenin siyasetten üstün olduğunu gösterme günüdür. Ve genç arkadaşlarım, dostlarım, şu an bir bilinmezliğin içinde ne yapacağınızı düşünüyorsunuz? Hiç şüpheniz olmasın ki hem eğitim hakkınız hem de seçimlerde söz söyleme hakkınız bizim için çok ama çok değerli. Bu nedenle karşımızdaki hangi isim ve kurum olursa olsun sonuna kadar birlikte mücadele edecek haklarınızın peşinde koşacağız. Devlet kurumlarının bir kişi için değil milyonlarca genç için çalışmasını sağlayacağız. Otobüs ve uçak biletlerinin ne kadar pahalı olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili daha öncesindeki çalışmamızı duyurmuştuk. Buradan da tekrar hatırlatmak istiyoruz. Demokrasi bileti, gençlik kollarımızın daha önce duyurduğu ve hayata geçireceği bir projeydi. Deprem felaketinden sonra üniversitelerin hibrit eğitime geçmesi kararı Nisan ayına bırakıldı ve bu konu üniversite öğrencileri arasında büyük bir muallak şeklinde durdu. Ama biz bu projeyi devam ettiriyoruz. Türkiye'deki tüm üniversite öğrencilerine tekrar çağrı yapıyoruz. Eğer seçmen kaydınızı almadıysanız ve üniversitenizin bulunduğu şehirde oy kullanacaksanız ve üniversiteniz sizi eğer sınav için oraya zorla getirtecekse biz sizin yanındayız. Seçimlerde oy kullanmanız için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna ulaşım bedelleri de dahil demokrasi biletini yakında duyurmuş olduk ve hayata da geçirmiş olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.